Herkese günaydın. Bugün sanayideyiz. Arabanın 90 bin bakımı için geldik. Bakalım 90 bin bakımında neler olacak. Şimdi içeri alacaklar arabayı. Üstü aldılar şimdi, ben de gidiyorum. Bakalım ustamız neleri değiştirecek, ne olacak? Kirli Kral'la birlikteyiz. Ya hava bir açıldı, bir kapandı, bir vakitsizlik oldu falan. Hani Melkara'da çekim izni için teşekkür ederim. Bunların da iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Zaten daha önce de biz burada bakım yapıyorduk. Plakalıktan da numaraları da bu, buradan ulaşabilirsiniz. Daha önce de burada yapmıştık bakımı. Devam edelim bakalım, birazdan ustaya gelsin, sorarız neler yapılacak, neler edilecek. Ara ara görüntüler alırım. Şöyle yağımız, filtreleriniz falan gelmiş. Yağımız neymiş bakalım. Mobil Super 3000 X1 540'mış. Güzel, bu geçen bakımda da bu koymuşlardı. İyiydi, sıkıntı yoktu. Filtrelerimiz de gelmiş. Lixenberg marka. Lixenberg de iyidir, Alman malıdır. OEM quality diyor zaten. Şimdi yağ kapağını açacak usta. Yağı aşağıdan boşaltmak için üstten kapak bir çubuk açılıyor, basınç yapıp geri basmasın diye. Hava filtremiz de çıkacak. Bakalım hava filtremiz nasılmış. Evet, hava filtremiz beklediğimden iyi çıktı ama kötü durumdaymış. Fena da değilmiş ya. Biraz fenaymış. Bir seneyi biraz geçti çünkü. Kötüymüş. Abi bu tertemiz. Şimdi biraz hava tutalım da tamamız. Tamam, filtremizi değiştirdik. Egzozumuz burada. Ha, şunlar makaslar işte, yaprak yayla. Makas denen mevzu bu. Yeni kedide burada yay var. Bizde makas var. Bu torsiyon çubuğumuz. Dekomuz. Ben en çok bizim frenleri merak ediyorum. 90.000'dir hiç ellemiyoruz frenleri. Bakacağız şimdi ne var ne yok. Arter muhafazamız açıldı. Şimdi yağımız boşalacak. Bakalım şöyle bakalım. Yağ kaçağı falan ben göremiyorum. İyi, güzel. Devam edeceğiz. Bakalım, güzel haber. Bizim balatalarımız bitmemiş hala. 90.000 kilometre oldu. Daha hiç balatamız bitmedi. Bu bakımına gider dedi. Usta baktı. Diskte bir sıkıntı yok. Tırnak vesaire yok. Disk de sağlıklı. Fren de sağlıklı. Bu bakımda disklerden, balatalardan sıyırdık. Bir dahakine değişir herhalde. İki bakım dedi usta ama bir bakım götürürüz. 105.000'de değişir olmazsa. Devam ediyoruz. Bakım süreci devam ediyor. Bu bizi sevindirdi açıkçası. Balata masrafımız olmadı. Ve şaşkınım. 90.000 hiç balata değişmemiş. Bir arabamızı da kontrol ediyoruz. Bakalım kaç çıkacak. Ustam kaçı ayarlıyoruz? 35. Lastik basınçları ön arkalı 32. 32. Bizim kaç çıktı? Bizim biraz sert diye yüksek. Düşük mü çıktı? Evet, düşük. Düşük olduğu için frenin çok çabuk yıpranır. Yıpranır. Isındığı için yanlış yıpranır. Kavuşukları da bilmiyor. Evet. Onun için lastik basınçları verilir. Doğru. Yüksek yaparsanız da süspansiyonun sert olur. Süspansiyon sertleşir. Evet. Bu sefer orantısız yeriz yine lastiği. Evet. Düşük olursa da yüksek olursa da. Doğru, lastik basıncı önemli tabii. Teşekkür ederiz usta. Rica ederim.
Evet, aşağı iniyoruz. Erkar'a teşekkür ederiz. Hizmet güzel, kalite güzel, temiz işçilik. Devam ediyoruz bakalım. Bakımdayız. Yağ filtremiz geliyor. Evet, yağ filtresi de çıktı. Şeyleri de, orinkleri falan da çıktı burada. Çok kötü yere koymuşlar ya. Yani bunu yanlış dar. Mazot filtremiz de çıkıyor. Fren hidroliği ne yapıyor? Şurası herhalde değil mi? Fren hidroliği. Onu da değişik bir şey oldu ona da ya. Rampada böyle çıkıyorduk. Bayağı dikti ya. Çok da o kadar da dik değildi ama çıkıyorduk işte birden ötmeye başladı bip bip diye. Fren hidroliği kontrol edin. Kullanma kılavuzu dedi. Kırmızı fren lambası yanıp söndü böyle bir. Bu iki kere oldu. Bir bende oldu, bir de babamdayken olmuş. İçinde sıvı azalması oldu mu? Sıvı azalması işte göremedim buradan ama. Herhalde rampada hani minimum seviyeye falan geldi de acaba rampada aktı bu tarafa doğru. Rampada geriye doğru çekildiyse sensör o sıvıyı görmediyse o anlık verebilir. Ondan mı oldu? Biz de onu rampadan düzlüğe inince normale döndüyse. Döndü. Rampadan düzlüğe indim. Düzde durdum bir bakayım dedim. Söndü hemen uyarı. Fren balataları azaldığında hidrolik seviyesi de aşağı iniyor. Evet. Yeni balata taktığınızda zaten hidrolik seviyesi otomatikman yukarı çıkıyor. Aynen. Bazı insanlar balata seviyesi azaldıkça oradaki sıvının bittiğini zannediyor, tekrar üstüne ekliyor. Ekleme yapmayacağız yani. Kontrol ederiz bir bakarız. Sıfır balata taktığında bu sefer oradan taşma yapıyor. Taşma yapıyor. Aynen. Evet. Yeri de burası zaten. Az önce gördünüz sökümünü. Ustamız kayışını, o-ringini takıp filtreyi yerine takacak. Yağ dolduruyoruz şimdi. Yine çalıştıracağız. Aha. Filtre yağ çekecek. Ondan sonra bir daha ekleyeceğiz. Ondan sonra arabayı beraber testi çıkarız. Tamam, o sese bakarız ama sakındaki. Olur. Polen filtresi değişecek. Polen filtremiz bayağı kötü. Kirlenmiş. Bir yılı da geçti zaten. Bütün tozu bu alıyor. Bu aldığı için. İçeride temiz nefes almamız evet. için gerekli bir şey evet. aslında. Markasına da bakalım. Filtre olmuş. Şimdiki Rixenberg olarak değişecek. Rixenberg filtre ondan daha kaliteli tabii. Evet, şimdi dükkanda bayağı kalabalık. Tabii şey... Bursa'da çok bilinen bir yer. İşini de iyi yapan, temiz, düzgün bir yer olduğu için çok tercih ediliyor. Yani buraya bir gelen bir daha geliyor. Gayet de memnunuz biz de. Son filtremizin değişmesiyle birlikte yağ bakımımız tamam. Şimdi ilk çalıştırmayı yapacağız. İlk çalıştırmayı. Evet, yaptık. Ses değişti. Ben ilk onu söyleyeyim. Ses azaldı. İçindeki filtrenin kanallarındaki mazotla çalıştı şimdi. Bir daha mazot filtresine, yağ filtresine. Mazot filtresinde mazot yağ gelmesini bekliyoruz. Filtreyi dolduruyoruz şu an. Dolmada henüz. Bekliyoruz bakalım. Üçüncüde dolacak gibi. Bakalım. Evet, bunda da gelmedi.
şurada sularımızı da tamamladık. Filtreye mazot dolmasını bekledik ve doldu. Motoru biraz çalıştırıp yağını kontrol edeceğiz. Eksikse tamamlayacağız. Evet, yağ bakımımız tamamlandı. Şimdi ufak tefeklere bakacağız, bizim sorunlarımızı çözeceğiz. Evet. Şu anda eksik gözüküyor. Eksik yağımız, tamamlayacağız onu da. Burada da şey sıfır, servis sıfırlaması yapıyor ustalar herhalde. Kolay gelsin. Servisimizi sıfırlıyoruz. Burada da yağ tamamlayacağız. Motor ısındığı için yağdan buhar çıkıyor. Çok normal. Ustam yağ da tamamladı. Evet. Bu kadar. Biraz daha ekleyeceğiz. Tam 5 litre aldı. Evet. Kedinin de yağ hacmini öğrenmiş olduk. 5 litre. 1 yıl ya da 15 bin kilometre daha. Sorunsuz. Allah'tan bir şey çıkmazsa kullanmaya hazırız. Aydınlatmalarımız da sağlıklı. Şu değişecek. Parça gelecek herhalde. Onu bekliyoruz. Onun haricinde tamam. Arka silecek de üflüyor. Evet. Şey yolunda. Kaputumuz kapandı. Arabamız hazır. Bakımımızı hallettik. Evet, şimdi teste çıktık. Sağ önden gelen ses için bir bakacağız. Nereden geliyormuş? Çözeceğiz inşallah. Devam edelim testten sonra. Teste de çıktık. Teste de baktık. Herhangi bir ses falan duymadık. Bir şey yok. Fren balatalarımız iyi dendi. Ama bir şimdilik bir iki bakım gider dendi. Ama 95.000'de bir gel yine bir bakalım, kontrol ederim dedi usta. Biz bir uğrarız ya. Zaten bakımı 10.000'e aldık. 10.000'de bir yapalım dendi. Kilometre yükseldi. Yaşı büyüdü arabanın. 15.000'e uzatmaya gerek yok. 10.000 olsun. Parçalar da eskidi. Hani yaşlanıyor sonuçta diye. Böyle Melkar Otomotiv'e teşekkür ederiz. Numaralarını bulabilirsiniz. Adres olarak da ekleyeyim. Ata Bulvarı'ndan Küçük Sanayi'ye girdiğiniz zaman ilk değil ikinci ışıklardan sağa dönüyorsunuz. Küçük Sanayi'ye girdiğiniz zaman da dümdüz gelirseniz son ışıklardan önce dükkan bulabilirsiniz burada. Numaraları da şurada var. Teşekkür ederiz. Hizmetlerinden memnun kaldık. Böyle bakımımızı sonlandırıyoruz. Corsair rally aracı var. Bu tarz araçları da severiz. Bu da güzel bir araç. Evet, beklediğimden az masrafla, beklediğimden uygun fiyata çıktık. Biraz daha ben size gösteririm zaten her şeyi. Ben bir babamı arayayım. Durum kritiğinden haber vereyim ona da. Evet, stopumuzda çıkardık kırık stopu. Şöyle darma duman olmuş camı. Stopumuz da tamam. Bakımımız tamamlandı. En son gördüğünüz plakalıkları da değiştirdik. Şey yapacağız, iş emrimiz yazılıyor. Ödememizi yapacağız ve bu bakım serüvenimizi de noktalayacağız. Evet, ödememizi yaptık. Şöyle bir faturayı göstereyim size. Şuraları kapatalım. Hava filtresi, bakım işçiliğimiz ne kadarmış? 85 liraymış. Yağımız mobil 540 süper 3000X1.
271 lira. Üçüncüsü toplanmamız 211 liraymış. İşte elektrik işçiliği, yani stopun değişmesi, temizleme spreyi falanı filanı 965 lira tuttu. 985 lira tuttu. Ve 10.000 kilometre daha kediyle birlikte mutlu mesut devam edeceğiz. Şöyle 105 bin yazılmış ama 100 bin de gel dedi. 5 bin sonra da fren balatalarını kontrol edelim dedi. Bu videoluk bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.